Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün kaldığımız yerden çıkmış sorularımızı çözmeye devam edeceğiz ve bugünkü çözeceğimiz konu İnkılap tarihi olacak. Tabii ki ÖSYM'nin en fazla soru sorduğu alandır İnkılap tarihi. O yüzden daha dikkatli olmanızı tavsiye edebilirim. Şimdi hemen ilk sorumuzla başlayalım. Yine 2008 senesinden bir soru. TBMM'de öğretimin birleştirilmesine ilişkin öneri aşağıdakilerden hangisiyle birlikte görüşülerek yasalaştırılmıştır diye sormuş bize. Şimdi arkadaşlar öğretimin birleştirilmesi ne demek? Neyden bahsediyor biz de burada? Tevhidi tedrisattan bahsediyor arkadaşlar. Tevhidi tedrisat yasasından, kanunundan bahsediyor. Bize diyor ki tevhidi tedrisatın yasalaştığı gün başka neler oldu diye soruyor. Şimdi başka neler olmuştur arkadaşlar? Hemen yazalım. Birincisi halifelik makamı kaldırıldı arkadaşlar. Halifelik kalktı. İkincisi şeriye ve evkaf bakanlığı kaldırıldı arkadaşlar. Onu da yazdık. Ve son olarak da ne oldu arkadaşlar? Erkan-ı Harbiye vekaleti kaldırılmıştır. Bu 4 adet şey arkadaşlar 1924 yılında yasalaştırılmıştır. Bunların kaldırılması yasalaştı ve de ne yasalaştı? Tevhid-i tedrisat yasası kanunu yasalaştı. Şimdi arkadaşlar ne demişti? Tevhid-i tedrisatla birlikte ne oldu diye sormuştu bize. Bakalım hangisi var? A şıkkından zaten halifeliğin kaldırılmasını gördük. Diğer şıklar ne demiş? Cumhuriyet'in ilanı, saltanat demiş. 1921 tekke ve türbe falan filan demiş arkadaşlar. Yani cevabımız ne oldu? Adana olarak bulundu bu şekilde. Geçtik bu sorumuzu hızlıca. Şimdi geldik 2008'den bir soru daha. Bize iki adet şey vermiş. Sorumuz neymiş bakalım. Yukarıdaki gelişmelerin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? Şimdi bakalım ne demiş. Halifeliğin kaldırılmasıyla şeriata aykırı olduğu yolunda fetva vermeye kalkışan fetva makamının ortadan kaldırılması demiş. Yani arkadaşlar halifeliğin kaldırılması sene kaç demiştik? 1924 yılında kaldırıldı. İkiye geldik. Siyasal amaçlarla sömürülebilecek olan Terakkiperver Cumhuriyet Partisi'nin kapatılması. Terakkiperver ne zaman kapatılıyor? 1925 yılında kapatılıyor. Şimdi arkadaşlar bu soruyu yapmanın iki yolu var. İlk yoluyla başlayalım. Şimdi bize ne demiş arkadaşlar? Yukarıdakiler hangisine ortam hazırlayacak diye sormuş. Yani arkadaşlar 24 veya 25 senesinden sonra bir şey olacak ki bir şeye ortam hazırlayacak. Yani biz bundan sonraki bu senelerden sonraki bir olayı araştırıyoruz aslında. Şimdi bakalım. Cumhuriyetin ilan edilmesi demiş. Sene kaç arkadaşlar? 1923. Olabilir mi? Olamaz. Tabii ki bunu ortam hazırlayamaz. Geldik ulus egemenliğine dayalı yeni bir anayasa yapılması yani 1921 anayasası demiş bize. Hıyaneti Vataniye Kanunu arkadaşlar Kurtuluş Savaşı döneminde. Saltanatın kaldırılması da yine 1922 senesinde yaşanmış bir olaydır. Şimdi arkadaşlar geriye ne kaldı? Anayasadan laikliğe aykırı hükümlerin çıkarılması demiş. Yani anayasanın laikleştirilmesi 1928 yılında yaşanmış bir olaydır arkadaşlar. Yani cevabımız ne oluyor? Bursa olarak bu şekilde bulabiliyoruz. Çünkü 24 ve 25'te yaşanan bu olaylar 1928'de yaşanan bir olaya ortam hazırlayabilir. Şimdi bu şekilde sorumuzu çözdük. Şimdi diğer şekliyle bakalım. Şimdi bize ne diyor arkadaşlar? Bu da laiklik diyor değil mi? Şimdi laikliğin önündeki en büyük engel nedir? Tabii ki de halifelik makamıdır. Yine aynı şekilde Terakkiperver Cumhuriyet Partisi demiş. Arkadaşlar Terakkiperver Cumhuriyet Partisi de laikliğe karşı olan bir partidir. Aslında zaten soru da bize neyi anlatmaya çalışıyor? Laiklikle ilgili bir şeyin geleceğini anlatmaya çalışıyor. Yani bu çözüm yöntemlerinden ben size tabii ki birincisini öneriyorum. Burada hemen ortam hazırladığı falan filan bir şey görünce arkadaşlar demek ki bundan sonra bir şey olacak diye düşünün. ÖSYM hep bu tarzda soruyor. Şimdi geçtik bu sorumuzu. 2008'den yine bir soru. Atatürk döneminde çok partili hayata geçiş amacıyla kurulan partilerden Serbest Cumhuriyet Partisi'nin programında ilkelerinden hangileri yer almıştır diye sormuş. Ne demiş? Serbest Cumhuriyet Partisi demiş.
Şimdi Serbest Cumhuriyet Partisi, kısacası arkadaşlar ben buna SCP diyeyim çünkü çok fazla kullanacağız. SCP'nin ne olduğundan bahsedelim. SCP arkadaşlar Atatürk'ün isteği üzerine Ali Fethi Okyar tarafından kurulmuş bir partidir. Mecliste demokrasiyi geliştirmeyi işte veya farklı görüşleri yansıtmayı amaçlamış Türkiye'nin ikinci muhalefet partisidir Serbest Cumhuriyet Partisi. Peki parti programında neler var? Şimdi cumhuriyetçilik kesinlikle var. Zaten arkadaşlar Atatürk'ün isteği üzerine kurulan bir partide cumhuriyetçilik olmayacak da ne olacak? Geldik üçüncüsüne. Laiklik var mı? Laiklikte kesinlik var. Şimdi ikiye geldik. Devletçilik demiş. Devletçilik yoktur arkadaşlar. Liberalizmi benimsemiştir Serbest Cumhuriyet Partisi. Hangisi yer almıştır diye sormuştu. 1 ve 3 yer aldı. Devletçilik yer almadı. Liberal ekonomik sistemi benimsiyor Serbest Cumhuriyet Partisi veya fırkası. Geldik 2008 yine. 1923 yılında 1921 anayasasında yapılan değişiklikle Türkiye Devleti'nin konularından hangileri belirlenmiştir diye sormuş. Şimdi bakalım. Bir de demiş ki siyasi rejimi. Şimdi 1923'te ne oluyor arkadaşlar? Cumhuriyet ilan ediliyor. Devletin rejimi ne oluyor? Cumhuriyet olarak benimseniyor. Yani bir değişiklik var. Sonrasında geldik. Hükümetin oluşturulma biçimi. Hükümetin oluşturulma biçimi nasıl değişiyor arkadaşlar? Bu da doğrudur. Meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine geçiyoruz. Bu biz 1923 yılında yapılan değişiklikle. Geldik 3'e seçim sistemi demiş. Bizim seçim sistemimiz ne arkadaşlar o dönemlerde? Çift dereceli seçim sistemi. Ta ki 1946 yılında yapılan kanunla birlikte tek dereceli seçim sistemine geçiyoruz. Yani arkadaşlar 23 yılında yapılan bir değişiklik kesinlikle değil. Seçim sistemi 46 yılına kadar çift dereceli seçim sistemini kullanıyoruz. 46'da tek dereceli seçim sistemini benimsiyoruz. Hangilerini belirlemiştir? Peki baktık 1 ve 2'yi belirledi cevabımız Ceyhan. Şimdi yine 2008'den devam edelim. 1923-1928 yılları arasında önemli atılımlar yapıldığı halde harf inkılabı ancak 1928 yılında gerçekleştirilebilmiştir. Bu gecikmede durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir demiş. Bakalım birden. Harf inkılabına çok önem verilmesi ve başarısının rastlantıya bırakılmak istenmemesi. Kesinlikle öyle arkadaşlar. Kesinlikle bir başarısızlık istemiyoruz. Tek seferde halletmek istiyoruz biz harf inkılabını. Yani rastlantıya bırakılmak istemediği çok nettir. Şimdi geldik ikiye. Daha önce bu konuda yapılmış olan çalışmaların sonuçsuz kalması kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Mesela bir örnek verelim. 1923'te İzmir İktisat Kongresi toplanıyor arkadaşlar. Kazım Karabekir'in önderliğinde, başkanlığında. Burada harf inkılabı gündeme geliyor. Fakat başta Kazım Karabekir'in itirazı ve zaten gündem dışı olması sebebiyle ne yapıyor arkadaşlar? Harf inkılabı konusu erteleniyor. Yani önceden yapılan çalışmalarda da yine bir sonuçsuz kalma durumu var. 3'e geldik. Arap alfabesinin harf sayısının sayıca fazla olması demiş. Yani çok alakasız bir şey arkadaşlar. İsterse 1 milyon tane harfi olsun. Hiçbir alakası yok. Alakasız bir şık. Şimdi bir de ne demişti? Savunulabilir demişti. Ne savunduk? 1 ve 2'yi savunduk. 3'ü savunmadık. Geçtik bunu da. Geldik yine 2008. 6. sorumuz 2008'den. Soyadı kanunuyla tüm vatandaşlara aile ismi olarak öz adları yanında soyadı kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Bu zorunluluğun durumların hangilerinden kaynaklandığı savunulabilir demiş bizlere. Bakalım bir de sınıf farklılıklarının isim olarak kullanılması kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Mesela ne gibi ünvanlar kullanılıyor ki sınıf farkı yaratıyor. Mesela ağa gibi, paşa gibi, hacı gibi, işte bey gibi, molla gibi arkadaşlar ünvanlar kullanılıyor. Tabii ki bunlar da sınıf farklılıklarına neden oluyor.
İkiye geldik. İsim benzerliklerinin bazı karışıklıklara neden olması kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Mesela bir miras durumu var. Sülalede 15 tane Mehmet var. Tabii ki mirasta bir sıkıntı yaşanacak. Veya askerliğe gidecek bir kişi yine o isimden çok fazla kişi var. Babasının ismi de aynı mesela. Veya arkadaşlar ticaret yapıyorsunuz. Yani soy isminiz yok. Karışabiliyor bu tür durumlarda. Yani hayatı etkiliyor arkadaşlar. O yüzden karışıklıklara neden oluyor. 3'e geldik. Toplumda azınlık olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bulunması demiş. Yani arkadaşlar azınlıklarla soyadı kanunun hiçbir alakası yok zaten. Yine mantıksız bir şık. Zaten bize ne demiş burada? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları demiş. Zaten bunlar soy isim alacaklar mantıken. Yani alakasız bir şık üçüncüsü. Yani cevabımız ne oldu? 1 ve 2 savunduk. 3'ü savunmadık. Geldik. 2008 bitmiyor. Devam ediyoruz. Cumhuriyet'in ilk 15 yılında kurulan bankalar arasında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın önemli yeri olmasında görevlerinden hangilerini üstlenmiş bir kuruluş olmasının etkisi vardır? Yani bize ne demiş? Merkez Bankası'nın diğer bankalardan ayrılmasının sebebi nedir diye sormuş. Şimdi bakalım. Bir de çiftçiye kredi verilmesi demiş arkadaşlar. Yani sadece Merkez Bankası vermiyor bu krediyi çiftçilere. Diğer bankalar da Merkez Bankası gibi çiftçiye kredi verebilir. Bu bir ayrıcalık değil. İkiye geldik. Ulusal bankalara destek verilmesi. Kesinlikle arkadaşlar bizim bir numaralı bankamız Merkez Bankası diğer ulusal bankalara destek veriyor. Bir ayrıcalığı var. Üçe geldik. Osmanlı Bankası'na verilmiş olan kağıt para çıkarma ayrıcalığının giderilmesi tabii ki arkadaşlar bizim paramızı kim basıyor? Tabii ki de Merkez Bankası basıyor. Bu da bir ayrıcalıktır. Yani hangisinin etkisi var? 2 ve 3'ün etkisi var. 1'in etkisi yok. Geldik uzun bir soru. İlk önce bir okuyalım. Cumhuriyet döneminde kalkınmada sanayileşmeye önem vermek amacıyla Teşviki Sanayi Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanunla sanayi kuruluşlarına üretecekleri malların değerine göre %10 prim verilmiş ve ithal ürünlerden %10 daha pahalı da olsa devlet kurumlarına bunları kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Şimdi geldik. Bu durumlarından hangilerinin göstergesi olduğu savunulabilir. Şimdi arkadaşlar ne yapmak istemişler? Ne demiş? Üretecekleri malların değerlerine göre %10 prim vermişler. Yani arkadaşlar yerli mal kullanmaya teşvik var burada. Yine arkadaşlar ithal ürünlerden %10 daha fazla olsa bile biz yerli malını kullanacakmışız. Yani yerli malını teşvik etmeye yönelik bir yazı okuduk. Bakalım. Üretimin arttırılmak istendiği tabii ki yerliye önem var. İthalatın kısıtlanmak istediği yine arkadaşlar ithal dışarıdan gelen malları kısıtlamak istiyoruz. Sermaye birikimine devlet desteği sağlandığı kesinlikle arkadaşlar devlet destek sağlamış. %10 pahalı olsa bile seni tercih edeceğim demiş. Yani birazcık yoruma dayalı kolay bir soru olmuş cevabımız Edirne. Geldik 9. soru sonunda 2008 bitti. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet'in ilanının doğurduğu sonuçlardan biri değildir? Bakın arkadaşlar yine az önceki soruda anlattığım gibi Cumhuriyet'in ilanının doğurduğu sonuçlardan biri değildir diyorsa arkadaşlar demek ki Cumhuriyet'in ilanından önce bir kez ki sonuç yaratmamış. Yani Cumhuriyet'in ilanından önce bir şık arayacağız yine. Şimdi hemen geldik C şıkkına. Ne diyor? İstiklal Marşı'nın kabul edilmesi diyor. Arkadaşlar İstiklal Marşı'nı biz ne zaman kabul ediyoruz? 1. İnönü Savaşı'ndan sonra kabul ediyoruz. Tabii ki cevabımız bu olacak. Şimdi diğerlerine bakalım istiyorsanız. Hükümet kurmanın yeni yönteme bağlanması. Evet arkadaşlar kabine sistemine geçmiştik. Devletin rejiminin adının konması. Cumhuriyet doğrudur. Devletin başkanının belirlenmesi, halifeliğin kaldırılması. Mesela arkadaşlar şu şekilde düşünebiliriz. Cumhuriyet'in ilanı ne zaman? 1923 yılında halifeliğin kaldırılması. 24 yılında tabii ki bir sonuç doğuruyor. Ama İstiklal Marşı'nın kabulü 1921'de bu 23'te bir sonuç yaratmaz. Bu tür sorulara bu şekilde bakarsanız çok daha kolay şekilde çözersiniz arkadaşlar. Dikkatli olun.
Geldik bir diğer sorumuza. Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk kadını erkekle eşit olarak kazanımlar vermiş. Bu kazanımların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir diye bir kronoloji sorusu geldi. Şimdi mirastan aynı oranda pay alma ve tanık olma demiş. Mirastan eşit pay almayı kadınlar neyle sağlıyor? Medeni kanunla sağlıyor arkadaşlar. Medeni kanunun verdiği bir olay. Ve medeni kanun ne zaman? Tabii ki 1926 yılı. İkiye geldik. Milletvekili seçme ve seçilme. Bu da hangi yıl arkadaşlar? 1934 yılında verilmiş bir hak. 3'e geldik. Belediye seçimlerine katılma haklarını kazanmıştır diyor. Bu da arkadaşlar 1930 yılında verilen bir haktır. Kronolojik olarak nasıl oldu? İlk 26, sonra 30, sonra 34, 1, 3, 2 hangi şıkta var? B şıkkında var. Bu şekilde yaptık ve geçtik. Bakalım şimdi sorumuza. Yukarıdakilerden hangileri Atatürk dönemi gelişmeleri arasındadır diye sormuş. Yani Atatürk yaşadığında yaşanmış olaylar. Baktık Atatürk ilkelerinin Türkiye Devleti'nin temel nitelikleri olarak kabul edilmesi demiş. Yani arkadaşlar ne demiş bize? Atatürk ilkelerinin anayasaya girmesi demiş. Yani kaç yılında? 1937 yılında Atatürk yaşıyor mu? Yaşıyor. Doğrudur. Buna tiki attık. Milletvekili yeminlerinin vallahi yerine namusum üzerine söz veriyorum şeklinde değiştirilmesi anayasanın laikleştirilmesine ne demiştik arkadaşlar? 1928 yılındadır ve doğrudur. Anayasa Mahkemesi'nin kurulması demiş. 1961 yılında Atatürk öldükten sonra yaşanmış bir olay. Hangisi Atatürk dönemi? 1 ve 2 Atatürk dönemidir arkadaşlar. Geçtik 2009 senesinden bir soruya. Bakalım. Ülkedeki tüm siyasi görüşlerin yönetime yansıtılması amacıyla gelişmelerden hangisi Atatürk döneminde gerçekleşmiştir diye sorulmuş. Şimdi bakalım birincisinden. Terakkiperver Cumhuriyet Partisi'nin kurulması sene kaç arkadaşlar? Sene 24'te Kazım Karabekir'in başkanlığında kurulmuş bir partidir. Atatürk döneminde mi? Atatürk dönemindedir. Geldik 2'ye. Serbest Cumhuriyet Partisi'nin kurulması. Bu da arkadaşlar 1930 yılında Ali Fethi Okyar tarafından kurulmuş bir partidir. Yine Atatürk dönemindedir. 3'e geldik. Demokrat Parti'nin kurulması demiş. 46 yılında Celal Bayar öncülüğünde kurulan bir partidir arkadaşlar. Atatürk döneminde olmadığını anlayabiliyoruz. Hangisiydi? Yani cevabımız 1 ve 2. Atatürk döneminde gerçekleşmiştir olarak söyleyeceğiz. Geldik bir diğer sorumuza. Osmanlı döneminde 19. yüzyılın ilk yarısında sarık ve kavuk yerine fesin giyilmesine, Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında ise fesin yerine şapkanın giyilmesine karşı çıkılmıştır. Bu iki duruma göre yargılardan hangilerine ulaşılabilir diye sormuş bize. Yani demek istemiş ki arkadaşlar her dönemde sürekli yeniliklere karşı çıkan bir kesim var. Alışkanlıklarından vazgeçmek istemiyor bu kesim olarak söyleyeceğiz. Şimdi bakalım şıklarımıza. Yenilikler anlayış değişikliğinin sonucudur demiş. Kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Zaten toplumda yapılan her değişiklik bir anlayış değişikliğinin sonucudur şeklinde söyleyeceğiz. İkiye geldik. Yenilikler tepkiyle karşılanmıştır. Metinden çok net bir şekilde anlayabiliyoruz. Yeniliklerin benimsenmesi belli bir süreci gerektirmiştir. Kesinlikle arkadaşlar. Dediğimiz gibi fesi kabul etmeyenler sonra fesi kabullendikten sonra bu sefer de neye karşı çıkıyor? Şapkayı kabullenmek istemiyor. Cevabımız ne oldu? Edirne olarak bulundu. Kolay bir soru olmuş. Geldik bir diğer sorumuza. Atatürk dönemi ekonomisinde durumlarından hangileriyle üretimi arttırmanın amaçlandığı savunulabilir. Üretimi arttırmak. Bakalım. Türkiye'nin ulusal çıkarlarına aykırı olmayan yabancı sermayeden yararlanma. Kesinlikle arkadaşlar yabancı sermayeden yararlanmak önemlidir. Tabii ki ulusal çıkarlara aykırı olmadığı sürece. İkiye geldik. Aşar vergisini kaldırma. Kesinlikle arkadaşlar aşar vergisi çiftçinin
baş belası bir vergidir. Aşar vergisi kaldırılınca ne olur? Çiftçi de tekrar üretime döner ve bu şekilde yardımı olur diyebiliriz. 3'e geldik. Ekonomik politikaların uygulanmasında bilim ve teknolojiyi temel alma kesinlikle arkadaşlar. Bu da üretimi arttırabilir. Mesela bir örnek söyleyelim. Tarımda makineleşme teknolojinin kullanıldığını gösterir. O yüzden 3 şıkkımız da üretimle ilgili doğrudur. Cevabımız Edirne. Bu da kolay bir soruydu. Geldik 2009'da devam. 1929'da başlayan dünya ekonomik bunalımıyla dünya ticaretinde bir düşüş olmuştur. Ekonomik bunalım. Aşağıdakilerden hangisi bu durumla ortaya çıkan sonuçlardan biri değildir diye sormuş. Bakalım. Yaşamsal ham madde ihtiyacının artması kesinlikle arkadaşlar. Bir ekonomik bunalımda tabii ki ham maddeye olan ihtiyaç da artacaktır. Yaşamsal ham madde. Geldik 3'e. Halkın alım gücünün azalması. Evet, ekonomik bunalım. Para değerinin düşmesi, ekonomik bunalım. İşsizliğin artması da ekonomik bunalımı gösterir arkadaşlar. Bu 4 şıkta çok kolay şıklar olmuş zaten. Şimdi geldik B'ye. Sömürge edinme yarışının başlaması demiş arkadaşlar. Sömürge edinme yarışı ilk çağlardan beri vardır zaten arkadaşlar. Ama sanayi devrimiyle hızlanmış bir olaydır. Yani 1929 ekonomik bunalımıyla hiçbir alakası yoktur. Cevabımız Bursa. Yine kolay bir soru geldi. Kolay sorularla devam ediyoruz. Geçtik 17. yani 2010 senesine. Ulusal egemenliğe dayalı rejime karşı bir tepki niteliğinde olan yukarıdaki gelişmelerden hangileri Cumhuriyet'in ilanından sonra gerçekleşmiştir? Yani 1923'ten sonra gerçekleşmiştir diye sormuş bize. İlkiyle başlayalım. Menemen olayı 1930 yılında gerçekleşmiştir arkadaşlar. Cumhuriyet'ten sonradır, doğrudur. Atatürk'e suikast girişimi 1926 yılında yaşandı ve yine Cumhuriyet'in ilanından sonra. 3'e geldik. İslam Teali Cemiyeti'nin kurulması. Arkadaşlar bu cemiyet Mondros'tan sonra kurulmuş milli varlığa zararlı bir cemiyettir. Bunu tabii ki Cumhuriyet'in ilanından öncesine atacağız. 4'e geldik. Anzavur ayaklanması. Arkadaşlar bu da 1920 yılında İstanbul hükümetinin çıkardığı bir ayaklanmadır. İstanbul hükümetinin desteklediği bir ayaklanmadır şeklinde söyleyeceğiz. Yine Cumhuriyet'ten önce. Yani bu durumda cevabımız ne oldu? Cumhuriyet'in ilanından sonra 1 ve 2 olarak bulundu. Devam ediyoruz. Türkiye'de demokrasinin yerleşmesi amacıyla gelişmelerinden hangisi Atatürk döneminde sağlanmıştır? Arkadaşlar dikkat ettiyseniz çok Atatürk döneminde yaşanmıştır tarzı sorular geliyor. Burada birazcık kronolojik bilgi bilmenizin önemi var. Buna dikkat edelim. Ne demişti? Atatürk döneminde sağlanmıştı. Ne demiş? Demokrasinin yerleşmesi. Atatürk ilkelerinin anayasaya girmesi ne zaman giriyor arkadaşlar? 1937 yılında girdiğini söylemiştik. Şıklar da zaten sürekli aynı geliyor. Bunu artık aklımızda tutalım. 37 yılında anayasaya girdi. Atatürk döneminde. Demokrat Parti'nin kurulması arkadaşlar 1946 yılında kuruldu demiştik. Atatürk döneminde değil. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması da 1924 senesindedir. Yine Atatürk döneminde. Yani 1 ve 3 Atatürk dönemindedir arkadaşlar. Ve bu soruyu da geçtik. Geldik 2010 devam. Yukarıdakilerden hangileri Atatürk döneminde yapılan değişiklikler arasındadır diye sormuş bize arkadaşlar. Şimdi bakalım. Seçmen yaşının ne demiş? 18'den 22'ye çıkarılması. Evet arkadaşlar, doğrudur. Atatürk dönemindedir. 1934 yılında yaşanmıştır bu değişiklik. Değişiklik söyleyemedim. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi. Evet arkadaşlar, bu da 30-34 yılları arasını kapsar. Belediye, muhtar, milletvekili şeklinde yine Atatürk dönemindedir. Doğrudur. Tek dereceli seçim sistemine geçilmesi demiş. Biz tek dereceli seçim sistemine ne zaman geçiyoruz? 1946 yılında geçiyoruz arkadaşlar. Atatürk dönemi kesinlikle değildir. Yani cevabımız ne oldu? 1 ve 2 oldu. Bunu da geçtik. Şimdi bir
Upuzun bir soru geldi. Bu tür sorular çok kolaydır arkadaşlar. Bu tür sorulardan kaçmayalım. Şimdi bakalım. Atatürk şimdiye kadar izlenen eğitim ve öğretim yöntemlerinin ulusumuzun geri kalmasında en önemli etken olduğu kanısındayım. Onun için ulusal eğitim programından söz ederken eski dönemin boş inançlarından ve doğuştan getirdiğimiz niteliklerimizle hiçbir ilişkisi olmayan yabancı düşüncelerden, doğudan ve batıdan gelebilen tüm etkilerden uzak, ulusal kimliğimiz ve tarihimizle uyuşan bir kültürü kastediyorum demiştir. Geldik. Ulusal kültürden bahsetmiş bayağı. Şimdi sorumuza geçelim arkadaşlar. Atatürk'ün bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisine vurgu yaptığı savunulamaz demiş. Dikkat edelim. Ulusal değerleri korumaya kesinlikle arkadaşlar. Eğitim ve öğretimde çağdaşlaşmaya kesinlikle yeni bir eğitim sistemi istiyor. Çağdaş bir eğitim sistemi. Yine ulusal değerler. Toplumsal yapımızın ihtiyaçlarını karşılamaya yine ulusallık var. Şimdi geldik geçmişteki eğitim sistemini devam ettirmeye. Ya böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına arkadaşlar? Bu kadar kolay soru sorulur mu? Yani bu soruyu da yapın bir zahmet. Ve arkadaşlar böylece ilk 20 sorumuzu bitirdik bu videoda. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tabii ki videoların devamı da gelecek. Daha bir 50 küsür soru var herhalde. Böylece bu videomuzu bitirdik. Kanala abone olup beğenmeyi de unutmazsak çok mutlu olurum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.